niyetine için iyi gelirse parasını alırım. Bakın, şimdi ladies and gentlemen, eczanemde sektörümüzün yenilikleriyle kucaklaşıp sağlık topu gibi yuvarlanacaksınız. Ağızdan alınan fitil mi istersiniz? Kulaktan dolma bilgi mi istersiniz? Yardımcım Zeynep ile... Bugüne kadar genç kızların içkilerine attığım ilaçları biriktirseydim... ...ben de bir eczane açabilirdim Lara. Olmadı. Zeynep'e eczaneyi ben açmalıydım. Ay anne, keşke Mürsel'le Nazan da gelseydi. Aman kızım, bırak gitsinler de eşyalarını bulsunlar. İki elleriyle bir yuvayı doğrultamıyorlar. Sevgili Boyacıköy halkı, mahallemizin yeni eczanesi açılmıştır. Kızım Zeynep'i hepiniz tanıyorsunuz, seviyorsunuz. Dermanınızı hepiniz burada bulursunuz inşallah. Ha, öz oğlumdan ayırt etmediğim cevahirde Zeynep'in kalfası olacak. Aklınızda bulunsun. Hadi hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Çıktı konuşma daha yap istersen Cevahir. Pek bir patron gibiydin. Şş, bana bak Zeynep meyveli. Senin meyvelerini taşlarım ha. Benim Gayseri menşeili üstün ticari zekam ile döner bu dönme dolap. Yoksa gondol gibi bir ileri bir geri. Canım, gel canım. Gel bakayım sen. Gel yavrum, gel. Gel yavrum, gel bir tane. Gel be. Gel bak, gel. Sen kimsin lan salengoz? Toplumumuzun arasına karışmış karımızı kızımızı mı dikizliyorsun ha? Altın barrak. Merhaba, adım Toprak. Kötü bir niyetim yok. Kim o kız? Bak şimdi toprağım. Eskiden insanlar tuvalet yokken toprağa ederlermiş. Şimdi sana eskilerden bir kubbe sıvamamı istemiyorsan... ...bir daha seni bu mahallede seyir halinde görmeyeceğim, tamam mı canım? Anladın mı? Hadi bakayım şimdi kayba karış. Kay! Kay! Kay lan! Çok teşekkür ederim. Hayırlı uğurlu olsun. Ayağına sağlık. Sağ ol Devir. Allah utanırım. Çok sağ ol Devir abi. Zeynep yavrum, sen bu dükkanın her şeysin, ona göre. Ya babacığım, bana neden eş durumundan atanmış memur gibi muamele ediyorsun ya? Benim ticaret konusunda bilgeliğim yatsınamaz. Ya yatsıma, gözünün yoğurdunu yiyeyim. Cevahir, sen burada kalfasın oğlum. Zeynep, Cevahir'in... Kemiği senin, iliği benim. Tamam. Ay Kudüs'ü babacığım, ne kadar teşekkür etsem azdır bana bu fırsatı verdiğin için. Sen kalfasın, unutma. Diploma onda. Hadi toparla bakalım buraları. Hadi bakalım Cevahir, giy önlüğünü, topla bakalım ortalığı. Allah ya! Ya bu önlük de nedir oğlu ya? Ben ilkokulda bile önlük giymedim ya. Takımla gidip geldim ilk öğretimime. Üf! Canım! Vay kardeşime bak be, yakışmış beyazlar ha! Şşş! Bana bak, böyle var ya, kanatlı hayvan eti gibi olmuşsun ha! Şşş! Zeyna, bize kahveden iki tane orta şekerli böyle çay söyle bakayım, tamam mı? Esnaflığın şanındandır, tavuğunu yiyecek. Ulvi, burası nalbur değil, burada oyun oynanmaz. Ha isterseniz ben size az şekerli bir Kudüs'ü baba çağırayım, ortamın şekeri yükselsin, ne dersiniz? Bir dakika, olmuyor ama Zeynep, patronsun diye burada tabla, okey, barbut oynamama engel olamazsın, tamam mı? Haklarım, hukuklarım var. Ya yok aga, bu böyle olmaz, dur sen ya. Ben var ya, buyunduruk altına girmem ha. Gururum kalın. Sağlıcakla kalın.
Yürü aga. Hadi bakalım, şimdi oynayacağım bakalım. Hey gibi. Ha, senetleri bitirdim bitirmesine de diyorum ki acık daha taksizde çalışsam olma mı ya? Ha? Yok. Hay kuşluktan ikinliğe kadar çalışsam kafi benim için. Ha öyle diyorsun. Peki işin rast gelsin Ali İhsan. Yine sokakta kaldım hedefsiz Zülbi. Koskoca eczanemiz var ama benim bir tablet yerim yok orada lan. Ya acaba hizmet seksiyeceğim mi kardeşim benim ya? Bize iş güç yok baka. Ha? Babak ne diyeceğim biliyor musun? Gidelim böyle horoz alalım iki tane tamam mı? Parayla dövüşek. Horoz alıp biz niye dövüşüyoruz lan? Acık insan sever ol. Balçık. Efendim merhaba. Ben Toprak. Mahallenize yeni taşındım. Kızmazsanız sabahtan beri bir şey söyleme cesaret topladım kendimde. Ben kız kardeşinize talibim. Gördüm, çok beğendim. Oha! Cava ya. Nazan'ın talipleri çoğalıyor aga. Lan bana bak humuslu Toprak. Sana bir ısı bir ışık veririm kurak kalırsın ha. Sen nesin ki lan ha? Sen kim oluyorsun ki benim evli, bir çocuklu ev hanım hanımcığı bacıma talibiyette bulunuyorsun ha? Ha? Kalastik. Ne ev hanımı ya? Senin kardeşin eczanede çalışmıyor mu? Ha sen Zeyzey'den bahsediyorsun. Ya öyle desene ya Toprak. Tamam ben sıcak bakarım. Isı saçmam, ışık saçarım. Yalnız bir şartım var Toprak ana. Eğer o kızla evlenirsen, Zeynep'le evlenirsen katiyen çalıştırmayacaksın, tamam mı? Ben gelenekçiyimdir. Kızı çalıştırmam. Ayrıca ailem varlıklı. Refah içinde yaşar. Güzel. Gel bakayım sen benimle. Bana bak lan Toprak ana. Yalnız bir toprak kayması falan olmasın. Yoksa ağaçlandırırım seni ha. Cava. Kardeşim baksana. Aklım mı karıncalandı? Ne yapıyorsun ya? Adamı niye musallat ediyorsun şimdi yani? Oğlum hiç mi kafan çalışmıyor lan? Eğer adam kızla evlenirse eczaneyi kim yönetecek, kim çevirecek? Ben. Eczane boş kalacak lan. Anlasana. Ben de ecza sahası içinden şık vuruşlar yapacağım. Kafayı çalıştır. Dön! Dön! Lan sen ne umarsız bir herifçi olursun lan? Bir daha bu mahallede gözüme gözükme demedim mi ben sana? He? Şimdi lala müfük senin karnına kafasıyla koşarak bir toz atsa midene iyi gelir mi acaba? Gel bakayım buraya. Müfük ne yapayım? Dön şuna oğlum. Allah. Ya, yavaş lan. Yavaş. Bana bak lan öyle her fermuardan çıkılmaz. Koyu gereç. Bu toprak denen eleman artık benim himayem altında tamam mı? Geri tepmeden geri kaçın hadi. Lan babak. Bir daha bu toz toprak Zeynep'in yamacına girerse vallahi billahi toprağından bir kürek alırım hayvan artığı. Olan gökten demeç düşse sana bir laf bile düşmez. Ben bu izdivaçın arkasındayım. Ben de senin arkandayım. Hadi sıkıyorsa bir hamle yapın bakayım. Hadi bakayım. Gel koçum gel.